Selamlar, ben Burak. Efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı seçimi geliyor. Biz de bu döneme özel sevgilimle beraber Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da en çok oy aldığı yerlerden bazılarını gezmeye karar verdik. Şu anda Kadıköy'deyiz. Kılıçdaroğlu'nun en çok oy aldığı yerlerden birisi burası. Az sonra da Sultanbeyli'ye geçeceğiz. Orası da Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok oy aldığı yerlerden biri. Buralarda ne yapıyoruz? Eğleneceğiz, yemek yiyeceğiz. Tarihi yerler göreceğiz. Hepsini bir gezelim. Bakalım nerelerde neler yaşayacağız. O zaman hazırsanız siz like atıp abone olduğunuza göre biz de videoya başlayalım. Beni bir rahat bıraksana ya. Gacırt gucurt gacırt gucurt bütün gün. Çekme kardeşim sen. İlk olarak yemekle başlıyoruz ve Kadıköy'deki meşhur menemenciye geldik. Burada bakalım nelerimiz var. Kıpkızıl açım bak. Artık kızıl patilin kalmadı ama yine de kıpkızılsın. Bu arada ben menemen sevmiyorum. Bunu ben açık açık söyleyeyim. Ben menemen sevmiyorum. Aa, hamsili menemen var. Valla hamsili menemen ilk defa alıyorum. Fındıklı, fıstıklı, cevizli, kıymalı, tavuklu, kavurmalı, pastırmalı, mantarlı, mısırlı, sosu. Oğlum müthiş. Klasik menemen en güzelidir bence bak, ya. Bak bir tane klasik söyleyelim, bir de farklı bir şey söyleyelim. Bu arada bal kaymaklar falan... Baba bu fiyatlar kahvaltı ne ya? Kahvaltı da... Aa fiyatları yazıyor mu? Bu fiyatlar ne var böyle? Menemen lan. Ben ev patatesiyle patates kızartması var. Hayır, patates kızartması yasak. Bir tane sade menemen istiyoruz. Bir tane bir efendiye, sade efendiye. Abi bir de en meşhuru ya da en... Karışık. Kavurma kaşar olabilir. O zaman kavurma kaşar tamam yapalım efendim. Bir tane. Bir de patates kızartması, tamam ev patatesi yalan. Ben ev yapım limonata istiyorum. Limonata evet. Sen de karadut suyu iç. İçerim valla, karadut suyu alayım ben. Ben severim karadutu. Bu arada videonun tam şurasında size bir şey soracağım. Önceki videoda da sormuştum. En çok hangi Cumhurbaşkanı adayını yemeğini beğendiniz diye. Burada da bu video içerisinde en çok hangi Cumhurbaşkanı adayının yemeğini beğeniyorsunuz, mekanını beğeniyorsunuz? Seçimlerde anladın. Kavurma kaşar efendim. Evet. Abi çok ekstra hizmet ediyor. Evet. Ben heyecanlanıyorum çok öyle olunca. Çok koşuyor. Ben de bir şey istemeye çekindim. Vallahi geriliyorum. Abi o zaman ben alayım nerede gözüküyor? Müsait miyiz hocam? Ben yiyorum ha. Ben daldım. Ama bir şimdi Fırat Soğutay bunu izlese sana küser ha. Tamam. Buradan Fırat abime de selamlar. Ekmeği atacaksın önce oraya. Uy. Ya bu kadar kaşar beni boğar. Çok iyi lan. Bir şeyim inanılmaz iyiymiş. Ben çok açım diye mi öyle geliyor bilmiyorum ama bayağı müthiş yani bu. Çok iyi ya. Ya Kadıköy'e yola düşmeyen yoktur. Geldiğinizde gerçekten buraya gelin. Menemen sevmeyen biri olarak bir menemen ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Hatta benim tahmin ettiğimden çok daha iyi. Yani fena değil. Ev yapımı değil bence bu. Bence de ev yapımı değil ama bu güzel. Tatlı bir de. Bu videoyu gecenin köründe aç bir aç izleyen güzel arkadaşlarıma selam olsun diyorum. Biz bunları bir bitirelim. Buradan hemen Sultanbeyli'deki yemek durağına geçelim. Ve Sultanbeyli'ye geldik. Çok bağıramıyorum ben insan içinde utanıyorum. İnsan yok ya ama deliyim de insan içinde utanıyorum. Evet, Sultanbeyli'de ilk olarak yemek yiyeceğiz. Burası Vedat Milor'un tavsiye ettiği bir yer. Öyle mi? Öyleymiş bir yer. Ve buranın meşhur şeyleri var. Neler? Hayır, meşhur değil. Yani Vedat o Vedat Milor'un beğendiği şeyleri var. Tavsiyesi kapalı kavurmalı. Kavurmalı. Kapalı kavurmalı. Kadıköy'den sonra böyle oluyor. Kapalı. Kavurmalı. Kapalı kıymalı pide, bir de açık peynirli yumurtalı pide. Tamam, bu üçünden ne söyleyeceğiz? Dadlarına bakacağız. Babaannem mesela köyde yapardı bazlama gözleme. Arardık Vedat abi. Vedat abi okuyayım. Şimdi bunun olayı şuydu. Bunu öyle koparıyorsun. Çok güzel kokmuş. Bu arada kamera arkasında bir saattir konuşuyoruz buradaki çalışan kardeşlerimle. İnanılmaz iyi diyorlar. Bir kere bunu burada yedikten sonra hep bir daha bunu yemek isteksiz diyorlar. O kadar mı? Mükemmel bir şey. Nasıl yedin? Banıyorsun. Bırak kamerayı arkadaşlar. Ağzını biz bunları yiyip geliyoruz. Bir kontent bu kadar. Bırak yiyelim bunları. Dehşet bir şey. Ben...
Bir daha başka bir yerde pide yiyemem. Videoya devam etme istiyorsan, ben yiyorum. Arkadaşlar biz bir saattir yiyoruz. Zaten oraları da koymuşlardır. Ama hayatımda böyle bir şey yemedim. Kesin gelin yiyin. Şu an uyumak istiyorum. Yat. Vallahi o kadar. Arkadaşlar bir de hafif hafif esiyor. Bir de güzel çayımızı da içtik. Çay da çok güzeldi. O yüzden ben direkt yatış moduna geçmek istiyorum. Ama geçemiyoruz. Şimdi sıradaki durağımıza doğru gidelim. Yemekler müthişti. Dipimizi burada bıraktık. Biz gidiyoruz. Bitiremedik. Bunu da evde yeriz diye kıyamadık. Ya şaka mı hiç ettin? Dibimiz düştü anlamında. Ha, dibi düşmüş. O şakasa gülüldü öyle diyor. Arkadaşlar şu anda Kadıköy'de eğlence moduna geldik. Neresi? Şu an doğru yerde miyim? Şu an doğru yerde. Kadıköy'de eğlenceye geldik. Burada bir VR deneyimi yapacağız sevdiceğimle beraber. Bakalım nasıl olacak? Daha önce hiç bu şekilde bir VR denememiştim. Evde denemiştim ama. Bana vurmayın ha. Şu an neler görüyorum biliyor musun? Hiç karanlık. Aha! Ay! Ay! Dur be! Git be! Deli misin? Aşkım çok tipsizsin. Sen mükemmel tatlısın. Aha koydum. Öl artık. Abi ben istediğim eğimi alamıyorum ama. Kız ne yapıyor? Kız ne yapıyor o? Oturma üstüne zombinin. Oturmuyor ki bakıyor. Kız o geldi arkanda. Oh. Oh. Nasıl ateş ediyorduk? Bir şey. Ananı kızıl benim mermi bitti ben tüyer. Saçmalama saçmalama. Ay ben kriz geçiriyorum galiba şu an. Sen neredesin? Buradayım. Sen ne yapıyorsun orada ya? Burada benim canım çıktı. Oğlum ikiniz de başka yere bakıp birbirinizle konuşuyorsunuz. Kaç mermi var biriyle burada? Allah bana sıkıyorsun şu an. La araba var mı burada? Bak öyle pataküte beni yalnız bırakma bir yerlerde. Gel bacım gel. Bu ne lan? Lan bunda hiçbir şey yok. Ördü kaldım. Sen ördeği boş yerde bir gel bak şuraya. Yato neremdesin? Tam arkandayım. Arkamda mı? Evet. Bak Maraz Ali. Sen neredesin? Burada. Adına tükürdü. Kız bana bak bana. Adına tükür. Aşkım bir şey geliyor. Aşkım bir şeyler geliyor. Ego çok geliyor. Ananı avradını. Kaç koşuyor kaç. Geri gel geri gel. Geri gelsene. Sen rahat olsana ya. Kız sen içeceksin mi? Ana hikayeni çok verim aslında. İçeceksin mi? İstemem. Kız sen oldu mu bu kafana? Hayır, tepende duruyor şu an. Aşkım orada ne yaptın? Araba mı? İlginç, ilginç oldu. Bir şey diyeceğim. Bence, Yato neredesin? Buradayım. Bence... Kızıl'ı ben boş yere taşıyorum. Tek başıma oynuyorum. Kızıl yanımda geziyor. Yalan söylüyorsun. Şimdi başka bir oyuna geçelim. Onda da birebir kapışalım. Bakalım neler oluyor. Hazır mısın? Abla ne diyorsun VS teklifine? Ya yalan söylüyor. Atalım VS'yi görelim. Yarısından fazlasını ben vurdum. Kızıl'ım benim aha koydum ki bir tane. Yok atıyorsun. Öyle mi? Evet eğilerek kaçabilirsin. İyi. Ben sabit dursam zaten vuramıyorsun sen beni. Aaa. Yat aşağı. Gerçek hayattaydı galiba. Git çok korktum. Nasıl çıkacağım? Ne oldu? Sen balonmuşsun balon. Ben daha alışamadım ki. Hocam her yerde winner olmak zorunda mıyım ben ya? Lan nereye gittin? Koş bir dakika. Bir kere bir deneyeyim bir tut ya. Burada bekliyorum. Yo öyle olmuyor. Ya. Su gibiyim. Silahta bunu yendim. Sonra dedi ki gel ok atalım. Oku beceremedim diye kendini üst seviye sanıyor. Tam bir toksik oyuncu. Sana bir şey diyeyim mi? Oklardan o kadar iyi kaçıyordun ki abla. Kolaydı. Kupayı hak ettiğimi düşünüyorum. Ay kolaydı ben yendim. Buradaki eğlencemi... Ben toksiklemedim. Ben sana sataşmadım. Sen bana sataştın. Tebrik ederim bana. Toksik oyuncunun anlamını öğrendim. Kesinlikle katılıyorum. Ben haklı olduğumu biliyorum ama yani sevgilim olduğu için her zaman haksızım. O yüzden sıradaki durağımızla devam ediyoruz. Biz buradan çok eğlendik. Bu arada bayağı keyifliydi. Evet bunu çok yapalım. Güzel. Bunu yapalım. Tavsiye ederim. Çok güzel. Çok davetiyor ama. Bir daha denesin. O zaman hadi bir sonraki durağa.
Arkadaşlar Sultanbeyli'deki go-kart'a geldik, eğlence faktöründe de. Kızı hiç daha önce go-kart'a binmemiş. İlk defa. Ben de bir kere bindim. Ondan biraz tedirginim. Bakalım başımıza neler gelecek. O zaman eğlence kısmında buranın bir puanlamasını yapalım bu arada. Aa, yapalım evet. Evet, bir bindikten sonra eğlence olarak da puanlayalım. Gel bakalım, heyecanlı. Ego, bak bana çarpma. Asla. Çarpışan araba değil bu ya, yarışacağız. Abla ilk görüşlerini alabilir miyim? Şu an bir korkuyor gibi. Ben çok korkuyorum şu an. Bu beni rahat bırakmayacak çünkü. Senin bu yanakların ne oldu pantistan? Bombik oldum. Buradan Cem Bölükbaşı'na meydan okuyor. Kızıl hadi! Yol ver! Git! Yol ver! Maganda ya. Oğlum maganda mısın sen? Oğlum çok iyiyim lan. Kızın ne zaman çıkacak yola? Bu çok korkunç. Git. Bassana gaza. Sen önden git. Gaza bas. Bas. Gelme. Gelme. Yol veremiyorum. Git. Hadi. Allah'ım kıyamam. Birle geliyor ya. Ya üçüncü turuna atıyor şu maganda. Oğlum bu çok korkunç lan. Abla çok hızlısın, dikkat et. Hocam tam bir magandaydın. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? F2 pilotu sevgili arkadaşım Cem Bölükbaşı'na buradan meydan okuyorum. Herhangi bir go-kartta teki tek. Ben 10'da 10 veriyorum. Ben bu fiyata arada daha de, çok eğlenemem ya. Bak ben de 10'da 10 veriyorum. Acayip eğlenceli ama ya çok ya sen ne eğlendin? Yerinde durdun. Çok korkunç. Allah aşkına şu tala az önceki suratımdan falan şuralara bir getirir misin? O halimi bir görsünler. Arkadaşlar yerde yürüyen yürüme bandı var. O gidiyor. Bu sanıyor ki kendim gidiyorum. Adil bir şey ya, kazanını söyler bir şey diyeceğim. O başladığında hızlanmıştı ya. Kanka şimdi yarıştan çıktım da kollara çok ağır. Kazanan kim hocam? Yat aşağı. İki yarış üst üste biraz yoruldum. İlk yarış seninle zordu zaten. Ulan benleki yarış mıydı? F1 mi yaptık? Önden başladık. Başladığımızda... Bak şöyle önden başladım. Bu ama kadar. Ama öyle yok işte. Sen oraya... Hep ben şuradan ya, her geçtiğin sen buradan geçiyordun. Oğlum o kadar fark attın. Manyak mısın? Yarı yarıya fark attın. Öyle bir şey yok ya. Video izleyenler karar versin. Hakem nasıl zaten... başladıysak öyle bitirdik hakem arkadaşlar. Hakem kazananını belirtti zaten. Yok yok. Kusursuz sürdüm lan. Ben daha iyiydim. O zaman hadi geçelim. Hayros karşısındayız. Şurayı bir göster. Sen biraz nefes nefese kaldın ya. Şimdi şöyle, Aydos Kalesi şöyle bir şey. Şunlar var, bura böyle. Şimdi Kadıköy'ün böyle tarihi yerlerine gidelim hadi. Şu an Aydos'tasın bak. Ama biraz üstte oldum. Arkadaşlar biz şu kaleye bir 9 saat çıkalım, devam edeceğiz. Arkadaşlar yürüyerek geldim buraya kadar. Bu otobüs olmasa biz bitmişiz. Bak bitmiş. Ama mekana bak. Arkadaşlar otobüste çıktık, otobüste geldik. Bu arada orada video çekmek yasakmış. Aydos Kalesi bu arada 7 aydır falan faaliyetteymiş. Biz video çekemediğimizi az önce çıktıktan öğrendik. Ama fotoğraflar çektik. Şu var. Bunu var. Sen şurada var. Bunlar var. Aydos Kalesi eskiden bu haldeymiş. Sonra restorasyon yapılmış. Böyle gayet güzel olmuş. Ama video çekmek neden yasak onu tam anlayamadık. Üzüldük ama İstanbul'da 30 yıldır yaşıyorum. Böyle bir yer görmedim. Tavsiye ederim Aydos Kalesi'ne gelin. Valla yani. Yato'yla şeyi de konuştuk. Nereden saldırmışlardır? Kim alır falan? Onları bayağı da bir... dediler ki buraya bomba atılmıştır. Buraya geldiğinizde o taktikleri de bir düşünün burada. Benim en büyük korkum neydi biliyor musun? Sonradan korku oluştu. Bu kadar yolu yürüseydik. Video yok deselerdi ve geri yürüseydik. Haydi. Sırada İstanbul'daki böyle gezilebilecek tarihi yerlerden bir tanesi de gitme var. Kadıköy için ilk durağımız Deniz Feneri olacak. Oradan Haydarpaşa Garı, oradan da sonrası da Opera Binası. Opera Binası. Evet, ondan sonrası da Opera Binası. Ama benim gözüme bir tane tavuk ilişti. Tavuk değil o, tavuk değil. Tavşan. Ördek. Tavşan. Ördek. Tavşan var. Bir de arkada topçu abi var. Topa da bırakma. Bu arada bu konsepte dahil değil. Bu tamamen içimden geldi. Bedava bu. Abi kolay gelsin. İsim ne? Feriha. Burak.
Gözümü kapat. Kapat. Ben de mi çekeceğim? Dileni tut. Sen çektiklerini cebinize koyuyor. Bunlar denizin kenarına gidip tamam. Açıp birbirinize dokutuyorsun. Tamam. Ondan sonra dilek tutup denize atıyorsun. Tamam. Boncuğun tavşan çektiğini en son açıp okuyorsun. Onlar atmış. Onlar cüzdan çantanı cüzdanı. Tamam. Onlar cüzdanımızda kalıyor. Abi, şimdi hiçbirini açmıyoruz. Bunu da açmıyoruz. Ne kadar borcumuz abi? Topa da vuralım mı? Ben de vurayım mı? Abi ne kadar vuruyoruz? 10 lira 100 lira alıyorsunuz. Daha hiç ihtimal yok ya. Bir dakika, dümdüz oraya mı vuracaksın? Üçünü de yok, üçünü de devirmem lazım. Elle istediğim yerden sürükleyebilirim. Zor olacak ya. Kaç hakkım var? Bir mi? Ya atış 10 lira. Çok zor. Bir tık döndürmem lazım. Gitti 10 lira. Abi çok zor topu yönlendirmek ya. Yato deneyeceğim. Dur ayakta da vereyim. Ah be. İki, maksimum 2. 7 lira aldım buradan. Yok 50 lira aldım değil mi abi? İkisi düştü. Deneyeceğim mi? Hadi dene bakayım. Yavaş çektik. Ortaya. Güzel at. Ortaya onu. İşte top altıya ortaya yapacağım. Abi 40 etti bizim borç. 150 olsun. Ben bir tane daha. Deneyeceğim mi? Vallahi. Aa ben beceremem. Emin misin? Çok yakındı be. Abi wow çok kötü bu. Ben sabaha kadar oynarım ya. Ben önce bizi tavukçu dolandırdı. Şimdi de topçudan dolandırıldık. Tarihi yer diye geldik. Biz tarih olduk hocam. Açıyorum. Birbirimize okuyoruz. Evet. Sonra denize atıyoruz. İlk ben okuyorum. Oku. Okuyorum. Mehmet Burak Şentürk kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Sen birini ziyadesiyle seviyorsun. Evet. Hatta görmediğin gün çıldıracak dereceye geliyorsun. Geceleri hayaller ile uğraşıp uykunu telef etmektesin. Senin haberin yok, o da seni seviyor. Yakın zamanda muradına nail olacaksın. Abi sen beni seviyorsun. Salak sensin işte, evleniyoruz. Haberin yok, haberin o da seviyor. Senin haberin yok mu? Hiç söylemiyorsun ki. Ondan herhalde. Ya da Memo bu. İkisinden biri. Bence Memo. Memo. Yok, bence sensin de haberim yok. Sen bana hiç söyleyeyim. Seninkini okuyalım. Dileğini tut hemen at. Aynı anda atalım. Hayır. Her... Benimki kayaya düştü ya. Atamadım. Benimki çöplerin oraya düştü ya. Şimdiye kadar ümitlerin boşa çıktı ve iyilik ettiğin adamlardan hep kötülük gördün. Attığın taş yerini bulmadı. Ne iş tuttun, ne iş tuttunsa ne diyor be? Ne iş tuttun ise kiminden zarar ettin. Asla pes etme, bunların zevali yakındır. Ümitlerin yerini bulacak. Kalbinde ne varsa yap, korkma. Velhasıl sen böyle kalmayacaksın, işlerin düzelecek. Bana hep işle geliyor. Ulan bu benlik ya. İyilik ettiğin adamlardan kötülük görün. Evet. Ulan bu tam benlikmiş lan. Dilek diliyorum. Hemen. Hemen bir, herkese hemen bir abone olsanız da 1 milyon olan. Tamam, gerçekten dileğimi diledim. Aa onunki oldu. Şimdi... Aa su da yüzüyor. Şimdi tavuğunkini açıyorum. Şimdi tavuğunkileri okuyorum. Tavuk mu o ya? Tavşanım. Sen bir niyet ile geldin yanıma. O işin olmayacak zannetme, evvelallah muvaffak olacaksın. Saniye görüyorum ki şimdi bir zillet ve darlık üzerindesin. Bu da yahut dünyada bu işler birdenbire olmaz. Biraz bak... Baba ne diyor lan? Biraz vakit geçecek, muradın yerini bulacak ve darlıktan kurtulacaksın. Bir haber gelecek, sevineceksin ve huzurunu bulacaksın. Hadi inşallah amin. Ey niyet sahibi! Bugünlerde sıkıntıdasın. Merak etme, sıkıntıların sona erecek. Bir zat tarafından sevindirilip mutlu olacaksın. Hayırlı bir mürüvvet görülüyor. İki ay sonra dinimiz var. Bir şey diyeceğim. Acaba şu... Mesela ben çok iyiyim, tamam mı diyelim. Müthiş, hiçbir derdim tasam yok. Gittim çektim, şey çıkar mıydı? Baba iyisin. Anladın mı? Sıkıntı yok kanka. Şimdi arkadaşlar, İstanbul Kadıköy bölgesindeki tarihi yerlere gelemedik sonra. Gelemedik. Çünkü karşımızda Haydarpaşa Garı var. Garı da taş gibiymiş. Restorasyon yapılıyor ve o yüzden gittik, bizi kapıdan almadılar. O yüzden içeriği gezemedik. O yüzden dışarıdan, buyur gösterelim. Ondan sonracığıma nereye gidecektik? Opera binasına. Ders var. Ona da giremedik. Dedik ki Kadıköy'deki Fener'e gidelim. Bu Fener değilmiş. Ben buraya küçükken geliyordum. Bu çok büyük gözüküyordu. Fener burada diye ısrar etti. Fener'i çeker misin? Ama burada işte tarihi, kültürel yani. Güzel. Tarihi, kaya. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bizim için eğlenceliydi. Size de geçtiği sene mutlu. Hepinizi öpüyoruz. Kendinize çok iyi davranın. Bye bye.